Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocuklarla birlikte hazırlayabileceğiniz çok sevimli bir o kadar lezzetli kurabiye tarifim var. Umarım sizlerle denedikten sonra beğenirsiniz. Hemen malzemelerimizi karıştırarak başlayalım. yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta ve 1 paket tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız artık onu tercih edebilirsiniz tam bir paket yani 250 gram olacak şekilde malzemelerimi ekledim. Bu eklediğim malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Krema kıvamına gelene kadar. Ardından kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ekleyeceğiniz yağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. İlk etapta 4 su bardağı Un ekledim, yarım su bardağı daha e, unun üzerine 3 yemek kaşığı da nişastayla tamamlıyorum. Yani 5 su bardağı un eklemiş oldum, nişasta ile birlikte 5 su bardağı katı malzeme girdi. 1 tatlı kaşığı da e, kabartma tozu ekliyorum. Un miktarını ayarlayabilirsiniz. Ee, hamur yoğurma makinesinde yoğurduğunuzda yağın e, o homojen kıvamı birazcık daha yumuşak olabiliyor. Elle yoğuracaksanız e, ilk etapta 3,5 su bardağı kadar un ekleyin. E, yarım su bardağı nişastasından sonrasında kaşıkla ilave edebilirsiniz. kontrollü bir şekilde ekleyin. E, daha yumuşakken şöyle göstereyim kıvamını. Henüz bu şekilde yumuşakken hamurumu hemen iki parçaya böleceğim. Kalan bir parçasına tekrar bir yemek kaşığı un ekliyorum çünkü unu eklemeyi kestim. Hala hamurum çok yumuşak. Eğer hamur çok yumuşak olursa kurabiyeleriniz yayılabilir. Bir yemek kaşığı daha un ekledim. Beyaz kısmı da toparlıyorum. İlk etapta beyaz kısmını ayarladım ki makinede kakao tozu kalıp beyazı da kirletmesin diye. 2 yemek kaşığı kakaoyu da diğer hamurumun içerisine ekliyorum. Yani hamurumu kıvama gelmeden önce alıyorum. 2 yemek kaşığı kakaoyu kakaolu kısım için. 1 dolu yemek kaşığı unu da beyaz hamuru toparlamak için kullanıyorum. Dediğim gibi un miktarını sizler elinizle yoğurdukça daha iyi anlayacaksınız. Hamur kaskası bir hamur olduktan sonra kakao eklemeye geçerseniz hem kakao yediremezsiniz hem de e, hamuru yuvarlak yaparken çatlar kuru bir kurabiye hamuru olur. Şimdi göreceksiniz zaten hamurumuzun kıvamını tam manasıyla oyun hamuru gibi oluyor. Çok kolay şekil verebileceğiniz bir e, kurabiye hamuru oluyor. Yuvarlarken falan hiçbir şekilde çatlamıyor. 2 tane hamurumu da hazırladım. Artık kurabiyelerimi yapmaya geçebilirim. Ee, ayıcıklarımızın ilk önce gövdesini kakaolu kısmını ayarlayacağız. Baş kısmını da beyaz hamurla, sade hamurla yapacağız. Ee, gövde kısmı baş kısmından bir tık daha büyük olması gerekiyor ki e, o oranı yapabilmemiz için. O yüzden kakaolu yuvarlaklarımız birazcık daha e, büyük olmalı. Toplamda 26, 27 adet ayıcık kurabiye elde ettim Tabii ki bezelerinizin büyüklüğüne ya da ufaklığına göre miktar azalıp çoğalabilir büyüklük olarak benimkiler bence tam ideal olmuştu tüm bezelerimi hazırladım birazını bıraktım çünkü kolları ve kulaklarını yapmak için kullanacağım hafif bastırıyorum çok değil üst üste direkt birbirine ekliyorum İyice elimle bastırıp yapıştırmıyorum. Çünkü kabardığı esnada birbirine yapışacaklar zaten. Bu arada hamurun içerisine bir paket de vanilya ekledim. Ee, şimdi hamurları yoğururken aklıma geldi ama aşağıya malzeme listesinde yazacağım. Söylemediniz ama malzeme listesinde neden yazıyor derseniz, e, eklerken onun içerisine atmıştım. Onu belirtmeyi unutmuşum. Çok fazla sıkıştırmayalım. Kol kısımlarında ekleyeceğimiz için birbirine yapışmasın kabardığı esnada. Kol ve ayaklarını yine sade hamurlardan yaptık. Ufak ufak onları da yanlarına birleştiriyorum. Dediğim gibi kabardığı esnada yapışacaklar. Bu aşamaları çocuklarla birlikte yapabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Onlar için de güzel bir etkinlik olacaktır. Ayıcıkları oluşturma kısmı, bezeleri yapma kısmı falan onlar için ee, oldukça eğlenceli geliyor çünkü kakaolu minik yuvarlaklarla da kulak kısımlarını oluşturuyoruz. Ee, ben göz kısımlarını damla çikolata kullanarak yaptım. Çok daha ufak ufak yuvarlamak zor geldiği için e, onları damla çikolata vardı, sütlü. Onlarla yaptım. Size de tavsiye ederim. Ya da damla çikolatam yok diyorsanız yine kakaolu kısımlarla göz burun kısımlarını yapabilirsiniz. Ama önce böyle daha orantılı olduğunu düşünüyorum. Damla çikolatayla daha da kolay oldu. Ağız kısımlarında çok minik minik bezeleri alıp elimle hemen inceltip yapıştırdım zaten. Böyle el oyalıyor gibi görünse de gerçekten görsel olarak çok güzel lezzet de dediğim gibi tam çocukların seveceği şekilde oldu. Doğum günleri için ya da böyle çocuklarla etkinlik yapmak için hazırlayabileceğiniz güzel bir kurabiye oldu bence. Ben de çocuklara karne hediyesi olarak hazırlamak istedim. Umarım onlar da beğenirler. Ağızlarında yaptım. Bu arada fırınımı 150-160 derece gibi bir ayara getirdim. Isıtmaya başladım. Yaklaşık bir 10 dakika ısındı. Soğuk fırına hiçbir zaman atmıyorum ve düşük ısıda pişiriyorum ki kurabiyeler hemen kızarmasın diye. Yaklaşık 30-40 dakika arasında pişmişti. Hiç dereceyi yükseltmedim. Hatta çok yavaş pişiyor gibime gelip birazcık yükseltir gibi oldum. Hemen kurabiyelerin ayak kısımları daha çabuk piştiği için kızarmaya başlamıştı bile. Bu şekilde ayıcık kurabiyelerimiz hazır. Gerçekten çok güzel oldular. Piştikten sonra da aynı formunu koruyorlar. Ve kurabiyelerimiz hazır gördüğünüz gibi çok eğlenceli çok güzel oldular görsel olarak çocukların çok sevdiği bir kurabiye oldu diyebilirim. Umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. İyice soğumadan kesinlikle fırın tepsisinden kaldırmayın yoksa dağılabilir. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel hepsi birbirine yapışmış ve çok güzel oldular gerçekten insanın yemeye kıyamayacağı türden bir kurabiye görseli oldu ben çok sevdim Umarım deneyecek olanlar da beğenirler yorumlarınızı bekliyorum mutlaka Ayrıca Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da beni takip edebilir e, oraya fotoğrafları atabilirsiniz denediğiniz tariflerime ait bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik buraya kadar izleyip destek olan herkese teşekkür ederim Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Videomu ilk defa izleyenler varsa kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.